MİHA'dan herkese günaydın. Aşı içinde son sabahımız. Dün gece bir hayli çalkalandık. Yine çok fazla solgam aldı koş. Şu zavallı teknedeki insanların halini çok merak ediyorum. Onlar alargayı tercih ettikleri için korkmuş sallandılar. Biz kıştan kara olduğumuz için bir nebze daha az sallandık. Şimdi kaptanı soğuk sular bekler. Halatımızı çözmeye gideceğim birazdan. İlk önce net olmamız lazım. Aşı içinden bugün Fethiye Gemiler Adası. 7 saat bir seyir var. Bugün hiç rüzgar olmayan bir gün gösteriyor hava durumu. Gerçi Fethiye Körfezi'nde her zaman şimdiye kadar ben rüzgar buldum. 1,5 sene Dive Master yaptım Fethiye'de. 1 sene çalıştım. Fethiye'deki Avrupa Dalış Merkezi'nde. O yüzden Fethiye'nin denizini bilirim. Denizci olarak olmasa da o zaman dalgıç olarak dalış teknesiyle gidip gelerek orada rüzgar bulacağımızı umut ediyorum o civarda. Hava durumuna inat. Şimdilik böyle bizi bekleyen işler var. Daha da gecikmeyelim. 7'de kalktık. Planımızda kalalım. Ben sizle konuşmaya bırakayım. Biraz işlerimize verelim. Aşı içi koyundan ayrıldık. Şimdi Gemile. Fethiye Gemile. Gemile Adası'na gidiyor gari. Gemile Adası'na gidiyor. Fethiye'ye kavuşuyoruz. Fethiye'nin Sailing Mia tayfası için yeri az önce de bahsettiğim için gibi özeldir. Güzel hatıralarımız var. Çok sevdiğimiz dostlarımız var. Tanıştık. Özledik Fethiye'yi. Evet, halatlarımızı roda ettim ben de. Tuna Kaptan Dümen'deyken uzun kıç bağlam halatlarının net olması çok önemli, derli toplu olması. Çünkü bağlama zamanlarında en çok sorun çıkartan şeyler kendileri. Genelde çapariz yaparlar. Çok dikkat etmeye çalışıyorum elimden geldiğince Tuna ile birlikte. Sabah sularından sevgiler. Hava istediğimiz sürprizi bize yaptı. Az önce motor seyri yaparken burnu döner dönmez bizi 20 knot ve üstü karşıladı. Şu an biraz düştü gerçi ama biz de hemen bunu fırsat bildik. Seyir hızımız 4,5-5. Yavaş gidiyoruz çünkü yelkenlerimiz çok camadanlı. Havayı bir kesemedik. Çıktığımızda bayağı bir şeydi, sertti. Eğer böyle stabil kalacaksa hava raporlarında olmayan güzel havamız, yelkenlerimiz büyük, biraz da hızlanırız. Çok keyfim yerine geldi bana. Poseidon'un hediyesi diyorum bu. Evet dostlar, şu anda Fethiye Körfezi'nde ilerliyoruz. Arkamız Göcek Yarımadası. Provamızda İblis Burnu. 13 deniz mili tamamlamışız. 2 saat 15 dakika. Anlık hızımız şu an 4,5-5. Rüzgarımız bir hayli sakin. Orta seyir yapıyoruz. Güzel deniz. Burası için gayet güzel. Normalde büyük dalgalar üretebilen bir bölge. Açık tarafa bakması sebebiyle. Ama şu an hiç sorun yok. Full arma yelkenlerimiz açık. Orta triminde. Keyfimiz çok yerinde. Mia'nın da içeride keyif yerinde. O da çok sakin bir seyir yapıyor. Bugün hava durumunda yine bir tutmazlık durumu oldu. Masmavi veriyordu değil mi? Hiç şeysiz, sıfır rüzgar neredeyse. Evet. Ama biz gene de biraz rüzgar bekliyorduk bu bölgede özellikle. Çünkü Fethiye Körfezi her zaman rüzgar yapar. Çok yapmadı ama gene de 10 knot 10 knot'tır yani. Çok da iyidir. Ama ilk başta enteresan bir şekilde aşı koyundan ilk çıktığımızda sarı germe önlerinde bayağı ciddi bir hava vardı. 20 knot. Orada şaşırdık. Allah Allah ya. Daha bu saatteki yani saat 9-9.30 falandı sanırım çıktığımız. Öyle. Şimdi iyiyiz. Keyifli diyoruz. Gayet güzel. Ölü Deniz'den hepinize merhaba. Şu an Gemiler Adası'na doğru giriş yaptık. Güzel bir gündü. Bol bol yelken seyri yaptık. Az önce derinlik göstergemiz arızalandı. Ona bir hızlı müdahale yaptık. Tekrar çalıştı hale getirdik. Öyle ufak bir sorun yaşadık. Şimdi bu odanın arkasına kıştan kar olacağız. Planımız o yönde. Babadağ, bildiğiniz üzere yamaç paraşütçülerinin cenneti.
az ileride Kelebek Vadisi. Bizim gençliğimizde çokça kamp yapmaya gittiğimiz, dostlarımızla birlikte çok sevdiğimiz bir yer. Oraya da bir uğrama planımız var. Ve burası da ünlü Gemili Adası'nın arkası. Hava patlak olduğu zaman Ölüdeniz'deki tüm tekneler buraya kaçar, saklanır. Bakalım şimdi hazırlıklarımızı yapalım. Bağlandıktan sonra tekrar size detayları paylaşırım. Gemili Adası'ndan merhaba. Korsan teknelerinin başkentindeyiz. Bu nedir ya? Şaka ise hiç komik değil. Böyle bir turizm anlayışı var mı ya? Yazık, vallahi ülkemiz yazık ya. Tuna Kaptan, nasıl bir seyirdi? Çok güzeldi, keyifliydi. Yalnız son kısmında bir heyecan yaşadık. Buraya ilk defa demirliyoruz. Daha önce demirlememiştik. Derinlik göstergemiz bozuldu. Bir yarım saat derinlik göstergesini tamir etmeye çalıştı Fırat. Evet. Sonunda oldu. Bize bir heyecan yaşattı. Tam böyle ilk defa demirleyeceğimiz bir yerde derinlikleri bilmeden yanaşmak beni heyecanlandırdı en azından. Seni o kadar heyecanlandırmamış yok, olsa da. Bak şimdi burada mesela ne yapabilirdik? Demosunu yapalım hep birlikte. İzleyenlerle birlikte. Zaten demirlenecek yer belli. Ortasını Navionics'ten görebiliyoruz kaç metre olduğunu. 20 metre civarlarında. 20 metreye 3-4 kat kalama verecektik. Şuraya yanaşırken de derinlik göstergesi isteyene Poseidon ne yapar? Çakar. Çarpar. Ama burası şu anda 11 metre. Ben 6 metre falan diyebilirim buraya. O kadar berrak ki. O zaman hemen Tuna Kaptan'ı kalibre ediyoruz. Bana bir Poseidon çaksın. Hayır, bir 5 metre ekleyeceksin demek ki. Bak şimdi şurası bana kalırsa çok temiz bir 9 metre derdim ben. 11 metreymiş. Şuralar falan çok temiz bir 7 metre. Hani gözü de kalibre etmek çok önemli. Mesela buradan karşısı kaç metre sence? 40 metre var. İşte bizim tekne 15 metre olduğunu kabaca düşünürsen 3 tane tekne sığar mı oraya? Sığmaz. Demek ki kaçmış? maksimum 30 20, metre. 30. Maksimum 30 metre diyebilirsin. Hemen bir tekne boyunu çok iyi biliyorsun. Hiç algım yok böyle konularda yani. Olsun. Sıfır. Önemli olan algı olması değil. Varlığını geniştirmek. Yön duygum da yok. Beni bir yere koy, kaybolurum. Asla evi bulamam. Bugüne kadar hiç kaybolmadığına göre bence. Hep yanımda sen varsın çünkü. Mia'ya bakalım ne yapıyormuş. Hiç dışarı çıkmadı seyirden geldiğimizden beri. Bakalım. Acaba burada mıymış? Yatışa bak. Ne yapıyorsun anneciğim? Balığını da taşımış. Tuna Kaptan bugün spesiyallerinden yapmış diye duydum. Neymiş benim spesiyalim? Tuna Kaptan'ın en özel spesiyallerinden mücver. Mücveri severiz. Yanında barbunya. Gün batımında mücver ve barbunya partisi. Ve biber dolması. Dünden bitmiyordu biber spesiyallerimiz. Var. Teknede ne yiyorsunuz diye soran varsa bizde menüler böyle Tuna Kaptan sayesinde. Her gün sağ olsun bize muhteşem yemekler yapıyor. Şimdi bu manzara karşısında güzel bir akşam yemeği yemeyi planlıyoruz. Kaş'a doğru olan seyrimizin 5. sabahından hepinize günaydın. Gemili Adası'ndan az önce avar olduk. İnanılmaz güzel bir demir noktasıymış. Tek kelimeyle aşık olduk. Gürültülü tur tekneleri dışında gerçekten de çok güzel bir yer. Bayıldık. Gençliğimizin geçtiği, çok kereler kamp yaptığımız Kelebek Vadisi'ne gidiyoruz şu anda. Çok duygusal bir seyir. Gönül bağımız olan bir yer. Turan'ın da dediği gibi gençlik yıllarımızda defalarca kere çadırla kamp yaptığımız, sahilinde uyuduğumuz, arkadaşlarımızı götürdüğümüz bir yer. Şimdi oraya denizden gidiyor olmak bizi çok heyecanlandırıyor. Orayı da çok iyi tanıyoruz. Soluganları çok ünlü. İnanılmaz solugan yapar. Sahilde konaklıyorsanız dalga sesleri size çok keyif verir. Ama o koya giren ve böyle havalara denk gelen talihsiz yelkenleri çok gördüğümüz oldu. Şimdi hava durumu çok güzel gözüküyor. Ama biz de benzer bir deneyim yaşayabiliriz. O yüzden hep planımız belli. Tekrar buraya dönmek. Kelebek Vadisi'ne giriş yapmak üzereyiz. Kısa bir seyir. Yaklaşık 1 saatlik bir motor seyirle geldik. Buranın demirlemesiyle ilgili dikkatli olunması gereken bir husus var. Çok daldığım için burada çok iyi biliyorum su altyapısını.
aşağıda kıyıya yakın bölgelerde kırık kaya plakaları var. Bunların üzerine kesinlikle demir atmamamız gerekir. Geldik. Kelebek Vadisi'ndeyiz. Gulet Törer'ü burada da tam gaz devam. Evet dostlar, kelebeğe demiri tutturduk. Yaklaşık 70-80 metre demir serdik. Sevdiğimizden biraz daha fazla devirdik ama şu güzelliğe bakar mısınız? Değmez mi? Yani bir de hep benim yerim şurasıydı. Şurada küçük bir çadır kampı kurardık. Şeyin vadinin dibinde şelale vardır. O bölgede kelebekler vardır. Koruma altındaydı yazık onlar bir zamanlar. Burada müzik dahi açılmazdı yüksek sesle. Ürkütmemek için onları. Şu anki hali bu. Her insanın hayatında böyle hayalleri vardır, hedefleri vardır. Adnan diye bir dostum var. İzliyorsa çok sevgiler kendisine. Onunla şeyi paylaşmıştım. Bir tekne sahibi olma hayali kurduğundan bahsetmiştim. Tuna'yla birlikte. Çok sevinmişti. İnşallah hayalleriniz gerçek olur demişti. Şurada konuşmuştuk. Sanırım burada yanlış hatırlamıyorsam demirde bir yelkenli vardı. Onun üzerine konuşmuştuk. Şimdi aynı yerde herhalde 10 sene önce falan belki o kadar olmamıştır bunu konuşmamız üzerinden. Buradayız. Sonra çadır bölgemizdeyiz. Şurası bizim en sevdiğimiz alandı. Pek bozulmamış. Ya çok özledim ya. Tekne, denizcilik çok ayrı bir keyif. Kampçılık da başka bir keyif. Şimdi olsa çadırımı şuraya şu küçük ağacın gölgesine koyardım. Burada eğer çadırda kalmak istemiyorsanız küçük bungalovlar da var. Bunlar duşlu, tuvaletli diye hatırlıyorum. Zamanda yolculuk yapıyoruz şu an. Dostlar bizim için gerçekten de ilginç bir deneyim. Bir de şeyi konuştuk. Normalde bizim Kelebek Vadisi'ne gelmek için İzmir'den çıkıp arabaya yükleyip Ölüdeniz'e gelip Ölüdeniz'de otoparkı arabaya bırakıp Ölüdeniz sahilinden buranın tekne saatini bekleyip o tekneye binip gelip çadır falan kurmamız gerekiyordu. Yani Kelebek Vadisi'nde olmak bayağı bizim için bir emek ve zaman gerektiren bir aktiviteydi. Bugün ise sabah konuştuk. Dedik gitsek bir kelebeğe hadi gidelim. Şimdi Kelebek Vadisi'ndeyiz. Işınlanmış gibi bir şey olduk değil mi? Valla. Şu yanımızdaki gulet de çıkıyormuş. Onu gördük. Miyacık orada bizi bekliyor. Restoranın olduğu yere geldik. Yine anılar canlandı. Şu barın dili olsa da konuşsa. Geçen bir gün batımı öncesinde güneş son kez bir yaramazlık yaptı ve bir bulutun arkasına saklandı. Birazdan alçalmaya başlayacak ve biz 7 sene sonra Tuna ile beraber Kelebek Vadisi'ne tekrar gün batıracağız. Ama bu sefer denizin üzerinden batıracağız. Kelebek Vadisi'nde gün batımı geçirmiş olan herkes bilir bence. O ritüelin hala devam ettiğini ben zannediyorum. Tam gün batarken şuradaki rock bardan Shine On You Crazy Diamond Pink Floyd'dan çalar. Ve öyle büyülü bir andır ki o gün batımı hiçbir zaman bitmesin istersin. Onlar çalmasa bile kendimiz çalarız. Güneş yavaş yavaş bulutların arkasından çıkmaya başladı. Hadi şimdi birazcık huzur bulma ve bu anı tadını çıkartma zamanı olsun.
Günü batırdık dostlar. Teknemizin burnundan birkaç sene sonra Kelebek Vadisi'nde Pink Floyd'dan Shine On You Crazy Diamond dinleyerek günü batırdık. Mutluyuz. Değil mi kaptan? Çok. Drone uçuruyor Fırat da bir yandan. Şu an gün batımını. Gün batımını izliyorum. Şahane. İnanılmaz gözüküyor. Güzel manzaraları çekeceğim derken çok saçma bir yerde drone'umu düşürdüm. Senelerdir kullandığım drone gitti. Of. Tam şu vadiyi çekiyordum. Vadinin içine girdim. Fazla yana yaklaşmışım. Şu yamacın üstünde kaldı bir yerde. Tırmanmak mümkün değil. Buradan teknik tırmanış yapmak lazım. Dindik bir yer. Buraya kadar tırmandım. Of. Kelebek Vadisi'nden günaydın dostlar. Bu güzel sabahta size sesim birazcık keyifsiz gelecek. Tatsız bir şey yaşadık dün akşam. Drone uçuşu yaparken dün ilk defa drone'la kırım yaşadım. Drone'umu düşürdüm. Dün gece açıkçası üzüntüden pek uyuyamadım çünkü düştüğü yere kabaca biliyorum. Ve onu oradan almak için planlar yapıyorum ama benim tırmanmam mümkün olan bir yer değil. Bir profesyonel dağcı tırmanması gerekecek. Bu da tahmin ettiğiniz üzere pek kolay bir şey değil. Çıkmayan candan ümit kesilmez denir. Şuraya kadar tırmandım. Ama daha yukarılarda bir yerde. Şu an göremiyorum. Şimdi planım sahildeki restoranda drone olan bir arkadaş varmış. Eğer o müsaitse ve bakmak isterse havadan yerini tespit etmeye çalışacağım. Üstüne bir de kendim çiprota çalıştım. Şu rafın ucuna çıkılabiliyor. Buraya ulaştığınız zaman da çok dik gözükse de aslında orada ağaçların büyüme açısına bakarsanız çok rahat bir aslında yan tarafı uçurum olması trekking rotası var. Buralara kadar gidebiliyoruz. O bölgeye ulaşmak aslında teorik olarak mümkün. Birkaç tane tehlikeli geçiş noktası dışında. Ben şimdi tek başımayım. Teknik ekipmanım yok. Antrenmansızım. Bu trekkingin birkaç noktada üstüne çıkacak. Emniyet alınması gereken geçişler olan bir yer. Bu mümkün değil gibi gözüküyor. Akşamdan beri kendimi ikna etmeye çalışıyorum şuradan yürümeye başlamamak için. Tunazlam. Tahmin ettiğiniz üzere buna çok karşı. Biz YouTube'da hani bir gelir gelse bir tane kamera alsak derken elimizdekileri kaybetmeye başladık. Bu ekonomi de tatsız oldu. Can sağlığı ne diyelim dostlar. Nazarlara geldiğimiz Kelebek Vadisi'nin duvarlarından hepinize merhaba. Çıkamadığım yamacın eteklerini tarıyorum. Belki hani çarptıktan sonra düşmüştür filan diye. Kendi imkanlarımızla. Ancak bu kadar işte. Buralar bile dikkatli olması gereken yerler. Güzel patika buldum. Ama maalesef buradan yukarısı şöyle. Çaresizlik kötü bir şey. Dostlar her şeye pozitif taraftan bakmaya çalışmak lazım. Şu güzelliği drone'u düşürmeden kendi kendime keşfetmek aklıma gelmezdi. Ama buralarda dolaşıyorum. Keşke bir baretim olsaydı diyorum. Tek sıkıntım o. Şimdilik Kelebek Vadisi'nde kayıp drone macerasından böyle. Evet, başarısız drone kurtarma operasyonundan hepinize merhaba. Drone'u bulamadık. Daha doğrusu oldu yere çıkamadık bile. Ama Kelebek Vadisi'nde çok güzel bir gizli yerim var artık. Aşağısı da böyle. Fena tırmanmadık yine. Mia da orada. Evet, Kelebek Vadisi'ne geldiğimiz
andan beri ilk defa tam anlamıyla sabah dışında belki sessizlikle karşı karşıyayız. Bu bizi korkutuyor mu? Başımıza bir iş mi gelecek acaba? Acaba drone'umuz düştü, sırada ne var? Ya az önce ne oldu, sen esas onu söyle. Çok fena bir şey gördük. Aa, şuradan dağın tepesinden iki tane kocaman kaya. Kaya mı diyeyim artık, taş mı diyeyim bilmiyorum. Buradan vallahi taş gibi gözüküyor ama minik kayalardı yani. Küçük bir araba kadar olabilirdi o. Dağın tepesinden yuvarlana yuvarlana aşağı düştü ve biz onun iki tane taşın düşmesine şahit olduk. Ve bayağı bir şoka girdik yani. Birinin kafasına falan düşse ya dostlar, öldürür. Bu drone'la ilgili iki tane arkadaş gelecek kurtarmadan. Şu bölgeyi tarayacaklar, onları bekliyoruz diye algımız çok açık. Fakat olacak iş değil, iki tane koskoca kaya, sen kop, vadinin bu tarafına düş. Allah'tan bungalovların falan yoğun olduğu kısım bu taraf. Orada tek tük bir şeyler var. Şoka girdik. Şu 24 saat bir acayip geçti ya. Dün çok keyifliydik, güneş batırıyorduk falan. Nazar! Bir de ne oldu onu da söyle hadi. Tamam, her şeyi dökülelim. Ne oldu? Şeffaf YouTube politikamızla. Lamba nasıl kırıldı? Lambanın camı. Aşağıdan çatapat diye bir ses geldi. Çatapat. Ne oldu diye içeri bir girdik. Tavanda LED aydınlatmalarımız var. Onlardan bir tanesi pat diye kırılmış. Göz şeklinde. Yere. Masanın üstüne düşmüş. Parça parça cam kırıkları. Ha, ekip geldi bu arada. Şu an 6.30. Cumhur Hoca ve ekip arkadaşı yukarıdan geldiler. Aşağıya doğru iniyorlar. Kameranın maksimum izin verdiği zoom bu. Ama şurada hayal meyal tam ortada gördüğünüz iki kişi onlar. Tekrar uzaklaşıyorum bildikleri yeri görmeniz için. Drone'un olduğunu düşündüğümüz GPS koordinatlarının olduğu bölge şu. Vallahi ayaklarına taş değmesin. Yaklaşık herhalde yarım saatte falan 20 dakikada buraya ulaştılar. Şurada onlara bir zorluk bekliyor. Burada bir duvar görüyorum. Tabii ki onlar full teknik ekipman veriyorlar. Heyecanla takipteyiz. Şu an çarşağa indiler. Sanırım şu an GPS lokasyonuna bakıyor alttaki arkadaş. Üstteki arkadaş da kurutur istasyonun halatı toplama aşamasına geldi. Çok iyi geldiler. Şu bölge çok zor bir inişti orası. İstasyon kurarak geçtiler. Valla çok çok iyi gidiyor. İnşallah sağ salim inecekler. Şu an çok duygulu bir an yaşıyoruz. Yukarıdan, aşağıdan daha doğrusu izliyorduk dürbünle. Drone'u elinde gördüm. Cumhur dostumun arkadaşının havaya kaldırdı. Biz de burada ıslık çaldık. Onlar da hu diye vardılar yukarıdan. İnanılmaz insanlar ya. Şuraya bakar mısınız? Çok duygulandım vallahi ya. İnanılmaz. Helal olsun. Sağ salim isimler. Heyecanla karşılamak için bekliyorum onları. İki dost. Cumhur ve şu an henüz daha adını öğrenemediğim arkadaşı. Drone'u buldular. GPS koordinatları tamamen doğru çıktı. Bu inanılmaz coğrafyada bu arkadaşlar selfie çekiliyorlar orada. Selfie çekiliyor şu an, biz dürbünle izliyoruz. Selfie. Yani çok duygulandık. Drone'umun bulunmasını geçtim. Bu iki insan gerçekten beni çok duygulandırdı ya. İş çıkış saatlerinde geldiler. Şuradan tık 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 indiler, istasyonlarını kurdular. İndikten sonra halatlarını geri aldılar yukarıdaki istasyondan. Telefonlarından kontrol ettiler ve ellerine koymuş gibi buldular. Söyledikleri şey de ne oldu? GPS koordinatı olmasaydı burada bir Allah'ın kulu bu drone'u bulamazdı dediler. O drone'u kimse bulamazdı dediler. Tam söylediğim yerde çıktı gerçekten. Evet. Çok. Ya 24 saatten kısa süredir ben de dostlar alternatif rotalar çıkarttım. Şuradan başlayan bir yamaçtan kendim gidebilir miyim diye düşündüm. Drone'un son düştüğü yerdeki yüksekliği 86,5 metre. Bir arkadaşımızdan destek aldım. Onun drone'u 86,5 metre yükselttim. Ne hizaya geldiğine baktım. Uydu fotoğraflara baktım. Yani şu çarşakta olduğuna çok emindim. Ve arkadaşlar gerçekten de orada buldular. Şimdi aşağıya inecekler. Biz de karaya çıkacağız. Onları karşılayacağız. Dostlar, mucizelere inanın. Mucizeler bazen insan formunda oluyor. Selam. Ben Kadir, yamaç paraşütü pilotuyum. Fethiye'de yaşıyorum burada. Bize haber geldi. Koordinatları mevcuttu tabii. O bizim için büyük bir avantajdı. Yoksa kesinlikle bulamazdık. Çok zor bir yere düşmüştü. 3 ip boyu kadar ipin işi yapmamız gerekti. Bazı etapları yanal geçişle geçtik. Drone'u bulduktan sonra da yine buraya gelirken birkaç kez daha ipin işi yaptık. Yani bulmuş olmanın mutluluğu mükemmel bir şey. Teşekkür ederim. Hiç ümidimiz yoktu. Evet. Cumhur, senle telefonda ilk konuştuğumuzda
Alabilirsek alırız demiştin. Evet. Yani yerini bulmak önemliydi. Koordinatlar dediği gibi Kadir'in olması güzel oldu bizim için. Gitti diye bakıyorduk. Ama gerçekten hazır gibi yetiştiniz. Bizi çok mutlu ettiniz. Hayat boyu dostumuzsunuz. Eyvallah. Sizi tanımak... Fethiye'de artık bir dostunuz, arkadaşınız var. Aynı çok teşekkür ederiz. Çok naziksiniz. Kelebek Vadisi gün batımında bize mutlu yaşattığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Evet.